Merhabalar sevgili arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz böyle havalar soğuk çayınızın kahvenizin yanında e, gecelerde uzun böyle yiyebileceğiniz nefis bir tarifim var böyle tadına doyamıyoruz biz haftada bir gün mutlaka bizim evde yapılıyor hemen yapımına başlayalım. 2 adet yumurtaya ihtiyacımız var. Oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. Üzerine 1 çay bardağı toz şekerimizi ilave ediyoruz. Yaklaşık 3-4 dakika kadar mikserimizin yüksek devriyle çırpıyoruz. Daha sonrasında bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyoruz. Yine şöyle bir çırpalım. Bir çay bardağı süt. Bütün malzemelerimiz ılık olması, yani e, oda sıcaklığında olması, yaptığımız e, bu tür işlerde her zaman daha iyi sonuç almamıza sebep olacaktır arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Şimdi unumuzu, kabartma tozumuzu ve vanilyamızı da ilave edelim. un az gelecek tabii ki ben daha sonrasında da ekleyeceğim. Evet çok çırpmamıza gerek yok. Yani toplamda arkadaşlar bir buçuk su bardağı un kullandım. Ee, ama un kalitenize göre değişebilir, yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre bile kıvam çok değişebilir. Zaten e, kekimizi hazırladıktan sonra en son aşamada kıvamını göreceksiniz. Şimdi normalde kıvamı bu şekilde. Üzerine yine eklemeler yapacağız. Evet, şu anda sıvı bir kıvamda. Bir su bardağı ince rendelenmiş havuç, bir çay bardağı öğütülmüş ceviz. Cevizler böyle iri iri olursa çok daha lezzetli olur. Yaklaşık e, tarçın ilave edeceğiz, ama böyle ne kadar seviyorsanız o kadar ilave edebilirsiniz. Yarım çay kaşığı tarçın gayet yeterli gelecektir. Yine biraz daha un ilave ettim. Ve harcımızı bu şekilde karıştırıyorum. Şimdi bunun için bize bir tart kalıbı lazım. Ama Emine Hanım benim evimde tart kalıbı yok. Normal tepsi de yapabilir miyim derseniz tabii ki yapabilirsiniz küçük bir tepsi de yapabilirsiniz. Şimdi bu kremalı bir e, tart olacağı için siz normalde eğer tart kalıbınız yoksa küçücük bir tepsi de yani ne kadar küçük boy olursa o kadar böyle pasta gibi kabarsın kıvamı da bu şekilde gördüğünüz gibi tart kalıbına yapabilirsiniz. E, pardon tart kalıbınız yoksa tepside yapabilirsiniz. Sonrasında ortada ikiye kesip kremayı içine ve üstüne de ilave edebilirsiniz. Şimdi hafiften Hafiften Tart kalıbımı yağladım Harcımı içerisine döküyorum 175 dereceli fırına sıcak fırına gönderiyorum Bu arada biz e, muhallebisini yapalım 2 e, su bardağı süt 1 çay bardağı toz şeker Bir yemek kaşığı dolusu nişasta. Ve un ilave ediyorum. Dolu dolu bir yemek kaşığı nişasta ve bir yemek kaşığı un. Bir adet yumurta sarısı. Şimdi ocağa koyacağım ve kıvamlı bir şekilde pişireceğim. Çok sulu olmaması gerekiyor, biraz katı katı olması gerekiyor. O yüzden e, kaşıklarınız dolu dolu olsun mutlaka. Piştikten sonra bir yemek kaşığı tereyağı, bir paket vanilya ilave edeceğim. Biraz da beyaz çikolata çünkü çok çok lezzet katıyor. Ama evinizde yoksa her zaman ne diyoruz? Mutfaktaki malzemelerimizi kullanalım. Yoksa evinizde kullanmayabilirsiniz. Varsa kullanın çünkü çok yakışıyor. Kekimiz pişti gördüğünüz gibi. Kekimizi soğuttuktan sonra Muhallebimizi de soğuttuktan sonra Bir e, krem şanti torbasıyla Bu şekilde kekimizi şekillendiriyoruz. Dediğim gibi tart kalıbınız yoksa küçücük bir tepside yapıp Üstüne bu şekilde kremanızı sürebilirsiniz Arzu ederseniz ortadan ikiye de kesip e, Kullanabilirsiniz Çok fazla tarçın yakışıyor hani bu e, Tarta çok gerçekten tarçın çok yakışıyor. Üzerine ben biraz da fıstık serptim. Üzerine de hafif yine tarçın serptikten sonra gerçekten lezzetine doyulmayacak muhteşem bir e, tart kek oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hem pratik hem az bir malzemeyle e, hem e, görüntüsü güzel hem kek hem pasta her ikisini de e, andırıyor ve aynı lezzeti alıyorsunuz. Yeni bir tarifle tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Dilimin iç şeklinde göstereyim sizlere. Malzeme listesini videonun alt kısmına yazacağım oradan bakabilirsiniz.